Herkese merhabalar. Bu hafta rotamızı yine İzmir'e çevireceğiz ve benim ve akranlarımın çocukluğuna gideceğiz. Bir dönem vardı hepimizin E250 telefonları olan böyle kızaklı. Ve o dönemde hepimizin telefonlarında yüklü bir şarkı vardı. Hayata küstüm. Bu hafta sahnede Cashflow bizlerle. Abi hoş geldin, bizi kırmadığın için teşekkür ederiz öncelikle. Hoş bulduk kardeşim, ne demek, ben de çok vallahi sevindim, böyle değişiklik oldu bana da. Evdeyiz sürekli zaten, kimseyle görüşmüyoruz, en azından sizle görüşmüş olduk. Allah razı olsun abi. Şimdi buradaki yönetmenimin senden özellikle bir isteği var. Durumlar düzeldiğinde mutlaka stüdyoya bekliyoruz seni. İnşallah, inşallah. Valla çok istiyorum ben gelmeyi programlara. Ama işte bu olaylar çıktı bir anda. Düşünüyordum yazın havalar iyi olduğunda gelmeyi. Böyle olunca kaldı. Nasip inşallah geleceğim ya. İnşallah abi. Stüdyomuza her zaman bekliyoruz seni. İnşallah. Şimdi inşallah. Sana sormak istediğim bir soru var. Tabii. 2000'lerden beri, hayata küstüğümden beri bir şekilde hayatımızdasın. Ve hep üretiyorsun. Eyvallah. Sizin döneminize baktığımızda böyle bir başarı çok fazla yok. Sen bu başarıyı nasıl sağlıyorsun abi? Vallahi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben yazmaya başladığım zaman, bir şeyler oluşmaya başladığı zaman eğer sonuç olumsuzsa zaten o süre yapmıyorum. Bir süre duruyorum. Ondan sonra olumsuz olan ne varsa onları ortadan kaldırıyorum. Gene yapıyorum. Yani pes etmek diye bir şey yok bu işte. Yani inişli çıkışlıdır ya genelde bir MC'nin hani grafiği. Hani vokal olarak, tarz olarak, ama ben yani bunu olabildiğince yüksek seviyede tutmaya çalışıyorum. Enerjimi kaybetmemeye çalışıyorum. Böyle hani sürekli peş peşe üretip verip verip böyle hani kendimi de sıkıp böyle insanları da sıkmayı da sevmiyorum. Hani böyle belli de bir yaşa geldim artık. Böyle güzel güzel şeyler, kendi sevdiğim güzel şeyleri yapmaya çalışıyorum olduğumca. Yani hani çok fazla insanların neyi sevip neyi sevmediği artık fazla o kadar çok dikkat etmiyorum. Eskiden dikkat ediyordum. Şu an kendi sevdiğim müziği yapmaya çalışıyorum olabildiğince yani. Peki abi, benim ve akranlarım için hayata küstümün çok özel bir yeri var. Senin hayatının yeri ne? Valla tabii ki benim hayatımda büyük yeri var. Yani benim ismimden daha ünlü bir şarkı sonuçta. Benden daha ünlü olmuş bir şarkı. benim yani önüme geçmiş bir şarkı. O yüzden başarılı yani. Demek ki yapmışız bir şeyi. Başarmışız o zaman, ama şu an için tabii ki sound olarak, şey olarak çok yeterli değil tabii ki. Ama yani ona bir yeni bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz yani. İleride öyle bir şey, güzel bir düzenlemeyle böyle yeni bir aranje. Sözleri belki değiştirmeyiz, belki bir noktada değişir. Ama yani hani öyle bir şey düşünüyoruz, ama şu an o aranje o zaman için iyiydi yani. Şu an çok farklı bir müzik yapıyorum ben zaten. Daha sert Evet, bir müzik yapıyorum. Evet. Yani tabiri caizse sert bir müzik. Underground müzik yapıyorum ben. Ne yaptığımın farkındayım zaten. Çok büyük kitlelere hitap etmek için müzik yapmıyorum açıkçası. Ama yani bazı şarkılar oluyor. Yani engel olamıyorsun mesela. Biz mesela Zan'ı yaptığımızda nereden bilecektik yani şimdi 40 milyon olacağını? Evet. Ya da ne bileyim, Pusula'yı yaparken nereden bilecektik ya 60-70 milyon olacağını? Nereden bilebilirdik? Bilemezdik yani. Hayata küstümü yaparken de bilmiyorum. Böyle yani sadece hissediyorum. Yani devamlı ben yapıyorum, bırakmıyorum yapmayı yani. Çok hit yapmak tabii ki güzel bir şey, ama yani önemli olan kendi yaptığın, sevdiğin müziği yapmak daha önemli. Bu konuda takip ettiğim kişiler var. Yani insanlar sevdiği müziği yapmalı. Bazı insanlar kendi gerçekten sevdiği, istediği şeyi yapıyor. Başarı da geliyor. Yani zoraki bir şey yapmakla çok başarı zor olur. Yani insanın kendi istediği, sevdiği şey yapması lazım yani ilk önce. Yani zoraki sürekli böyle tarz değiştirmek, her daldan dala konmak sürekli falan, ben onu da yaparım, ben bunu da yaparım, çok bana göre değil. Yani ben bilmiyorum ya, ben öyle düşünüyorum. Abi Cashflow deyince bütün rap piyasası hem saygı duyuyor hem de seviyor. Bu başarıyı eyvallah, nasıl sağladın? Sağ olsunlar. Valla ben ya bu ego olaylarını yendik herhalde. Ondandır yani. Genelde dinleyicilerle de, sokakta gördüğüm insanlarla da, müzik yapan, bırakmış olan, bırakmayan birçok insanla ben çok ilişkide olduğum için hiçbirine bir yanlışımız olmadı, bir kötülüğümüz olmadı, bir şey olmadı. Onlar
Ben onları seviyorum. Yani camiada hiç kimseye de bir sorunum yok baktığın zaman. Herkes birbirini iyi olsa da temelinde baktığın zaman benim hiçbiriyle bir sorunum yok. Hiçbir problemim yok aslında. O yüzden de yani müzik yapmaya odaklandım ben. Yani daha çok şarkı yapmaya odaklandım. O yüzden de yani 7-8 tane falan hazırladım bir şeyler. Onların kayıtlarını yapacağım. Şu an öyle yani. O aşamada sürekli üretimdeyim. Yani. Yakın zamanda güzel bir Cashflow serisi dinleyeceğiz yani. Evet evet. Güzel şarkılar geliyor. Ya. Çok altyapıları falan Burak Keskin güzel aranjeler yaptı. Güzel altyapılar oldu. Bir de sözlerde de böyle güncel şarkılar var. Bu zamanı anlatan. O yüzden de tutacaktır yani illaki kafayı yani saracaktır insanların. Şarkı demişken ilk kaydını nasıl aldın abi? Bro ilk kaydımı bardağın içinde mikrofonu koyduk. Dandik bir mikrofon. Ses kartı vardı bir tane kreatif. Bardağın içine mikrofonu koyduk. Erkin Koray'ın sample'ı vardı. Erkin Koray'ın sample'ı Arap Saçı'ydı sanırım. Uğur diye bir kardeşimiz vardı MC'yiz. Onunla yapmıştık Arap Saçı'nın üstüne. Fruit Loops'ta beat. İlk şarkımızı öyle yapmıştık sanırım 98'de aynen 98-99 sezonu arası. O zaman da eski bir şarkı. Şarkının adı da Kol Gezer Asayiş. O zaman yine sokaktan. Ne olacak? Ya ilk şarkının adı Kol Gezer Asayiş yani ne olacağı belliymiş zaten. Yine sokaktan motifler. Aynen. Abi şimdi sana veda ederken şöyle bir şey yapacağız. Bizim fanus bölümümüz var. Diğer bölümlerde görmüşsündür. Evet. Şimdi senin adına izin verirsem ben 3 tane isim çekiyorum. Sana o isimleri açacağım. Birer evet, cümle evet. Ne düşündüğünü öyle diyeyim. Tabii tabii. Olabilir. İlk isim abi. Sagopa Kajmer. Ama ben yapabilirim. İyi DJ. Yaptığı işin rap'le alakası yok. Yani Allah yolunu açık etsin ne diyeyim ben ya. Kendisiyle bir alakam yok benim. Şimdi ikinci ismi açtım. Tanju Bahtı İsyan. Yetenekli kardeşler ya İstanbul'dan. Ben de Roman, yetenekli bulurum. Roman yani müzisyenler zaten hep yeteneklidir. Rapçi de çıktı. O da onlarmış yani. Bayağı yetenekliler. İkisi de enerjileri özellikle sahne enerjileri. Harika. Üçüncü ismi yani. Açıyorum abi. Kartel. Oo. Efsane. Kartel ya hepimizin bu işe başlamasında çok büyük yeri var ya. Kartel çok başka bir grup. Islamic Force çok başka bir grup. Bunlar hakkında konuşurken bence insanların bir Barış Manço'yu nasıl konuşuyorsa bunları da bence o kadar konuşurken dikkatli konuşmaları lazım. Çünkü o dönemin imkansız yani şartlarında yapmışlar. Helal olsun ya. Vallahi ben hala dinliyorum Kartel'i, Islamic Force'u da çok severim. Evet, hepimizin herhalde başlama noktası. Abi bizi kırmayıp bağlantı yaptığın için çok teşekkür ederiz. Ne demek yakında tabii. Yakında stüdyomuza da bekliyoruz. Yönetmenim Tolga özellikle bekliyor seni. Ona İnşallah göre. İnşallah kardeşim. İnşallah kardeşim vallahi ben de çok istiyorum stüdyoda birlikte. Bayağı güzel olacak inşallah geldiğinde ya. İnşallah abi. Cashflow sahnedeydi.